şedde sahibi fırkası da hiç. Hatta yetti Allah'a bir emri. Hatta ta Allah'ın emri gelince kadar. Bir emri kıyamet yani. Ne diyor da? Makam-ı Ciddisi 1545 olup kafirin başında kıyamet kopmasına ima eder. La ya'lemul gayne illallah. Cahil dikkat ve hayrettir ki üç fıkra bir ittifak 1500 tarihini göstermeleriyle beraber tam tamına manidar, makul ve hikmetli bir surette 1506'dan ta 42'ye, ta 45'e kadar üç inkılab-ı azimin ayrı ayrı zamanlarına tetabuk ve tevafuklarıdır. Bu imana geç yalnız birer tevafuk olduğundan delil olmaz ve kuvvetli değil, fakat birden ihtal edilmesi bana kanaat verdi. Hem kıyametin vaktini kat'i tarzda kimse bilmez. Fakat böyle imalar ile bir nevi kanaat, bir garip ihtimal gelebilir. Fatiha'da sırat-ı müstakim ashabının taife-i kübrasını tarif eden اَلَّذ۪ينَ نَمْ تَعَلَيْهِمْ fıkrası şeddesi 1506 veya 7 ederek tam tamına zahirine alel hakkı fıkrasının makamına tevafuku ve manasına tetabuku. Ve şedde sayılsa لَا تِزَانُ قَائِفَةُ مِنْ اُمَّدِ fıkrasına üç manidar farkla tam muvafakatı ve mani mutabakatı bu hadisin imasını teyirini temiz derecesine çıkarıyor. Ve müteaddit ayat-ı Kur'aniye'de sırat-ı müstakim kelimesi bir mana remziyle Risalet-i Nur'a manaca ve cifirce ima etmesi remze yakın bir ima ile Risalet-i Nur şakitlerinin taifesi ahir zamanda o taife-i kübra-i azamın ahirlerinde bir hizmi makbul olacağını işaret eder diye defaten birden ihtar edildi. El-aynu indallah la ya'lamu gayre illallah. El-Fat. Bu da ne yani? Yani Nur talebelerinde başka bir yer aramazlar. Başka bir masrafları yok. Zaman insanı. İmanları bulsak bakalım. Özür dilerim. Ali İmam Mustafa. Son bir defa olarak. Dahi hidayet. Dahi kudret. Tabii ki bu tepsinin ötesi hadis-i şeriflerdir yani. Hatta bu mevzuda Kur'an'dan ve hadisten sonra üçüncü cilt imanın bir gösterdiğidir. Kur'an'dan ve hadisten sonra üçüncü cilt imaniyedir. Şimdi ben bu sualesi cevap ne diyeceğiz? Şöyle size sorunca cevap edeyim. Alın hadislerle. Şimdi, tamam, birkaç dakika. Peygamberimiz, Ümmet-i Muhammed. Ta bak 14 asır geldik, devam edecek İslam. Bütün bu asırlarda, bütün kalanlarda Peygamberimiz, işte Peygamberdir yani. Onun dinidir. Onun İslam'ın hakim olur. Öyle mi lan? Ama 1200 son asır kadar. Bütün buraya Melisler şeyde hadis olmuş. Ayet ilahi. O hadisler kafi gelmiş. Bu hadislerin şeyine 24. sözde anlıyor. Üçüncüsü dedi. Ben böyle söylemem. Allah yakınlaştırıyor. Çünkü uzun asırlarda Ümmet-i Muhammed'in basit erkanını çok selamlı. Onları söyleyecek hadisler. Peki tarihinin ben bağlan hadisler yok mu? Var mı sende? İster bu dinin sınavını gördüm ya. Dediği bir şeyin ait bir sözümle alakalı var. Bir kelam. Bilmiyorum İslam tarihinin bir zamanında biz gelmişler. Üç tarihinde. Ama evli olmak. Ve mümkün üçünlüğü ayetin kadirli alemden var. Bir sinemam da muazzam bir hakikaten ifadesi. Kainat. Her şeyde tevcih bir ters, bir pencere var. Sanırım bunu bahsederken de öykü ki çok benim cani. Dedim acaba ayet ayet değil mi? Acaba hadis mi? Hadis mi? Titredim mi? Titredim mi? Neden Peygamberimizin kelamını
Böyle bir ibadet selam olsun. Hadis değil mi? Ama kâhâsta muazzam nasıl ifade etsin? Çünkü neden bunu istedik ki gümüş gelsin? Sonra dedim gerçekten bunu kendisi. Ya manzara fî kulli şeyin âlâtu ve cefende elhamdülillah. Baktım daha iyi bir mertim. Yani bu konuya geldi ya. Ayetim diyor. Devşende ayat olur diyor. Ey her şeyden sen şu ayetleri vurma. Ya ona bir kül şeyin delaili bu. Ey bir deyimler bunlar. İşte devşen başlanması hadisti. Münacat-ı peygamberiydi. Üstelik Salih'in ondan kenarlıkmıştır diyor. İşte bu itibarla hem Kur'an'ın hem de Cevşi Kebir'in şeyidir yani. Ondan bilhem diyor ya. Demek ya Peygamber senden ağır zamana ait bu hadis Cevşi Kebir ile Risale-i Nur'un da şeyini mevdeyini hakikatini esasını bahsetmiş oluyor. Ben geldim elhamdülillah hatıra gelmeyle o da bir tanım olmuş. Hazırladım öyle değil miydi? Baştan mı sen oradan mı yapmışsın? Her asrın peygamberi. Bu asırda da hem Kur'an-ı Kerim hem de Cahşir Kibit'in o hadislerle yani. Ya var da hadislerden geldi yani. Böyle bir ustam yapmış ki güzel yani. Memnun minnettar oldu. Tamam. Ya hadi benden ifade edebilir mi acaba? Nasıl şey? Abdülham Efendi. Yani ifade ettim nasıl? Dinleyebildin mi yani? Değil mi kardeşlerim şimdi? Şimdi yani, tabii her peki Salih'in niye öyle? İnsan bu asırda yani. Bu asırda gelişen bütün fenler, ilimler, bilgisayarlara kadar bir, o şeyi böyle. Bu asır efkarı diyor ya, Salih'in, İmam Hakim'in bu asır kalbine bildersin. Yani insanı sürmesin. Demek bu asır da, bu asır fenin anlayışına bütün ulum ve fünunun en yüksek edilmiş şeyini bunlar akıllara hitap ediyor Risale-i Nur. Onun için de orada o tarzda geliyor. Kardeş kendine yani bir şey dediniz, neyse. Buyurun. Kardeşe başlamadım. Biraz daha sıkışır. Haa, senlerden beri öyle. Bu zaten benim yıllardır anladığım sadakat kursanda yani. Öyle yani elhamdülillah. Bu da Allah'a iyi hizmetler şey kursanda. Cenab-ı Hak kabul etsin. Bu yüzden böyle yürüyor elhamdülillah. Şirnur dairesinde pek öyle fazla bir ayrılığı yok. Neden yok? Çünkü kitaplar bilmiyorlar. Kitaplar olmayıp da ne kadar ne kadar olsaydı Üstad'ın yanında bunlarla da öyle laf ediyor, öyle diyor, öyle. Buyurun. Külliyat temel meselesi yaptı orada. Ne kadar ne yaptı bir şey de yok elhamdülillah. Fiyaili yok yani. O için mürşid bana sen bir şey öyle söyleyeyim. Kardeşler işte bu defa artık şey yaptığında işte ben Üstad'ın yine beyan buyurdum. Yani dedim ya, sahibi Kur'an-ı Kerim bu asıl fendi dediler. O manayı böyle, elhamdülillah. Az evvel de diyoruz orada yani. Ama her yer böyle. Türkiye daha kasmeli şimdi ya. Elhamdülillah. Bu müstahak olmadı halde zahiren. Bizim de bazı şeyimiz yok yani. Oho. Kaç defa küller devredenler böyle. Demek üstadlık zamanın ruhaniyeti, üstadlığı devam ediyor. Diyor ya, hem şimdi anlıyorum ki eskiden beri bana verilen bir zaman lakabı benim değildi. Belki Salih'in manevi bir ismiydi. Bana ayetim ve avantan takılmış. Şimdi o emanet isim Hafî sahibine iade edilmiş diyor. Nurlar kıramına böyle. Yani sadece bu işte. Herkes o bunlar okuyor. Bu asıl gelsin yapalım. Bahar-ı alem aşan bu yere indi. Şahvel ayet gelip dündüle bindi. Zülfikar'a bugün artık nur dendi. Ey bu asırdan-ı Teala misafir.
Ya doğmuşsak yani daha çok duyamazlar yani. Biraz daha tabii yükseltiz. Bazen şey dediğin zaman ne derim? Yalvarı da böyle 100 bin var. Şartı 5 bin ya var diye. Yani sadece tıkkı. Elhamdülillah. O gün devre sona ermiş. Türk Kürt Hakkı kardeş yaşlı. Asırlar boyunca. Sarışerikler yani. İslam'ın hizmetinde, İslam'ın inşaatında, dünyaya karşı beraber şeymişler. Elhamdülillah diyor ya, ben müdafalarında sırtımda söylüyor. Böyle mi senin? Bir de elhamdülillah. Bak şarttaki nur talebeleri, nurdan ders alan, hakiki mükemmel kardeşler, elhamdülillah. Şarttaki şey için bunu hafız ettiğiniz mesele olurdu yani. Bunu asırlarda devam edip, İslam ruhunun devamına, kardeşliğin ittihadına, günlük beraberlik şeyine, komünizme kim olmamak, hak hakkını tanımak da herhalde büyük şey gösterdim. Tebrik ederiz. Allah'a da sonsuz şükürler ederiz. Evet, bazı arzalanayım, ağır zamandayız. Fırsat bir davetler diyoruz. Fırsat bir zaman emniyet asayi mağazasındayma vaat ediyor, yani söylüyor. Telkin ediyor, tebrik ediyor. Yani. Çünkü hizmetimiz ancak öyle oluyor. Yani emniyet masajı kalmazsa hizmet de olmaz. İbadet de olmaz samimi. Bunun için elhamdülillah emniyet masajı muhafaza içerisinde devam ediyor. Cenab-ı Hak korusun. Bazı kanserde şey yapmayacak, önden gelmez. Duayla, ricayla, hani biz de Allah'a yalvarıyoruz. Evet kardeşler, şimdi söyleyeyim, şu sözden değil de, ne yapayım? Sen çoğduğu gibi, bunu başka gibi okuyacağım müsaade edin. Şey kardeşler, buyur. Oğlum bak istersen şunu da söyle, benim teslim için şey yazayım. Allah'a mı? Ya kısa. Ben bu yolculuğumda burası için çıktı ama Ankara'da. Onu bazı yerde hallettim. Gide okuyacağım Salih'de. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Hem madem biz gözümüzde görüyoruz, öyle hatıra ve azametli bir hafiziyet hükmeder ki, hafiziyet. Şimdi böyle hafiziyet, yani hıfzetme kanunu. Cenab-ı Hak her şeyi hıfzediyor, mavuz ediyor. Hafiz ismiyle. Mesela rezzakiyet. Ne demek? Rezzakiyet. Rızıkların. Bütün mağaraları rızıklandırıyor Cenab-ı Hak. Bu kainatta, bütün alemde cari yani. Devam eden bir hakikat. Alem kaplamış rezzakiyet. Rahimiyet. Böyle nedir? Şartlı, şartkarlarının rahim isminin çizilmesi. Her şeyde adiliyet, adalet diyor. İlahi. Bir de hafiziyet diyor. Alemde ikamet. Tabii işte Allah razı olsun yani. Din hakikatlarını kainatı misal vererek izah-ı ispat ediyor. Zaten öyle. Kur'an-ı Kerim'de ne var? Neyi bahsediyor? Kainat onu tasdik ediyor. Çünkü diyor, kainat da bir Kur'an'dır. Demiyor mu Kur'an-ı Kerim'iz? Mücessem Kur'an-ı Rabbani. İşte tam da bu aslında. Okuyorsun yalnız. Hem madem biz gözümüzde görüyoruz, öyle hatalı ve azametli bir hafiz edilmeler ki, nihayet her şeyin ve her hadisenin çok suretlerini ve gördüğü fıtri vazifesinin defterini ve esma-i ilahiye karşı lisan haline kesbe adına dair
sayfi amalini sani levhalarda ve çekirdeklerinde ve sunucuklarında ve levh-i mahfuzun numunelikleri olan gubay hafızalarında evvelası insanın divanındaki pek büyük ve pek küçük kütüphanesi olan kulli hafızasında ve sahip maddi ve manevi inikas ailelerinde kaydeder, yazdırır, zapt-ı mahfıza atınarır. Sonra mevsim geldikçe bütün o maneviyatları maddi bir tarzda da gözümüze gösterip milyonlarla misaller ve deliller ve numaralar kuvvetiyle bize sokmuşsun ayetindeki en acı bir hata karşıyı. Hani sayfından yaşadığı zaman. Bu hakikati, bunda acımakta da şeyi, kudretin bir çiçeği olan her bahar, kudretin bir çiçeği olan her bahar, yani çiçek ekberinde milyarlar diliyle kainatı ilan eder. Ve başta insan olarak ve başta nevi insan olarak bütün zihayatlar ve bütün eşya fenaya düşmek ve ademe sukut etmek, birçikte mahvolmak ve başta nevi beşer olarak zihayatta ilan edilmek için yazılmamışlar. Peki niçin yazılmış? Belki bekaya tahkiyle ve devama tasaffiyle ve serbedi vazifeye istidazı girmek için hak olumluluklarını gayet kuvvet ispat edilir. Evet, her baharda müşahede ediyoruz ki gül mevsimi kıyametinden vefadansız nebatat. Evet, her baharda müşahede ediyoruz ki gül mevsimi kıyametinde vefadeden hadsız nebatat. Bahar haşrinde her bir ağaç, her bir kök, her bir çekirdek, her bir tohum bize sunacak ayetini okuyup bir manasını, bir ferdini kendi diliyle geçmiş senelerdeki gördüğü vazifesinin misalleriyle tefsir ederek o adıma tanıcıyeten şehadet eder. Hüvel evvel hüvel ahrul nabatın ayetindeki dört muazzam hakikatları her şeyde gösterip o günahımız hüvel evvel hüvel ahir vel zarabatın Cenab-ı Hak hem evvelin, hem ahir, hem zarar, hem batın. Bu ayette gibi dört muazzam hakikatları her şeyde gösterir. Müşterisi böyle. Bu Allah. Peki ne? Bu Allah'a bir isimdir. El evvelin. Bu şeyini ne diyor? Bu ayette dört muazzam hakikatları, bu ayette hakikatları her şeyde göstermek. Biliyorsun. Gösterip hafiziyeti azami derecede ve haşri bahar kolaylığında ve hafiziyetinde bizlere ders verir. Evet, bu dört ismin girmeleri o nihayet bakar. Şimdi bak, kendisi broşür ya, Arap âli, İslam âlileri, Yemen'de olsun, Mısır'da olsun, şöyle, Pasko olsun, kâlet ilimle beraber böyle nasıl akadlar izahını ders veriyor. Herkes yani sanki parmağını dişini sıkıyor, parmağını sıkıyor yani. Sıkıyor dişini, dudağını düşünüyor diyor hayretinden, takdirinden. Nasıl izah bu? Nereden bunları almış, nereden bulmuş diye. Öyle evet, bu dört ismin girmeleri el cüzliden el külliye kadar cereyan ederler. Bak ya da sen böyle mi ya? Gidip böyle okuyun bunları böyle. Nasıl yani kıyım? Bu dört ismin girmeleri el evvel, el ahir, el zahir, el batın. Bu ismin girmeleri nasıl her şeyini böyle genel ediyor? Okun da sonra. Evet, bu dört ismin girmeleri en cüzdiden külliye kadar geryan ederler. Mesela nasıl ki bu ağacın menşe olan bir çekirdek el
evveli sinema sanayetle Vahid'in gayet mükemmel programını, bidadın noksansız cihazatını ve tesekkürünün bütün şerayetini canlıca bulacaktır ki Hafız Yiğit'in adını ispat edin. Ben ağrı sineması olan meyvesi ise çekirdekleriyle o ağacın istediği bütün fıtri vazifelerinin bir listesini ve amellerinin listesini ve hayatı sahiliyesinin düsturlarının itibaren bir sandıkçadır ki adami derecede hafifle işare eder. Ve zahit sineması olan o ağacın sureti ispaniyesi ise öyle tenasüplü ve sanatlı ve süslü bir hülle, bir libas ve öyle nefisler ve dinletler ve yalnız insanlarla temizlemiş kuya 70 rekim ruhunu elbisesidir ki hafifin içinde azamet-i kudret ve kemal-i hikmet ve cemal rahmeti gözler gösterir. Belbatın sineması ayrı olan o ağacın içindeki makinesi ise öyle muntazam ve mükemmel ve muzetli bir fabrika, bir fengar, bir kimyahane ve hiçbir dal ve meyveyi yapmayı kıdası bırakmayan mizalı bir kazan ve erzaktır ki hamiliyet içinde kemal kudret ve amanet ve cemal rahmet ve hikmeti güneş gibi ispat eder. Aynen öyle de. Bugün artık sen şimdi. Aynen öyle de kriyas sınırlı nefsin erdiyetinde bir ağaçtır. İsmi evvel dilmesiyle bir mevsiminde hamilcek emanet edilen bütün tohumlar ve çekirdekler bahar tersifini giyen zemin yüzünün milyarlarca dudak meyve veren bir çek açan ağacın fışratına dair ilahi emirlerin ve kaderden gelen düsturların listeleri ve geçen yazın işlediği vazifelerin küçücük sevgi amelleri ve defteri kıdematıdır ki bil bedaha bir hafiz rüzgar ve ikramın hadsiz kudret, adalet, hikmet, rahmet ile iş gördüğünü gösteriyor. Ve sebebi zemin ağacının ahili ise bunda dinlik yeri ne bunun? Hani eski Kur'an okumaktan sıhhat kazanıyor. Hani sen Kur'an-ı Kerim her abine en az akan bak diyor. O sevabı. Bir yere bilmez olsun bir lira kadar verir. Bir harbin sevabı. Peki bu bahsettiği şeyde sıhhatta var mı acaba? Tefekkür sağlık. Hayır var desene. Bu işte bu. Bu ders Peygamber'in haber verdiği tefekkür sağlık. Oraya gidiyor. Bir saat tefekkür, bir sene ibadetin dahilidir. Yani nakli ibadet. Tefekkürü ibadet. Ve senevi zemin ağacının ahli ise ikinci günde o ağacın gördüğü bütün vazifelerini ve Esma'yla'ya karşı ettiği bütün fıtri tesbihatlarını ve gelecek bar haşrında neşir olabilen bütün sahibi amalın amellerini zerrecik bir güç yok. Uçurtadan içine koyup yani Hafiz Zülcelal'in dert hikmene teslim eder ve Rahim ismini hadsin dillerle kâinat yüzünde olur. Ve bu ağacın zahiri ise haşrin 300 bin misallerini ve emarlarını gösteren 300 bin külliyi ve çeşit çeşit çiçeklerse Hasr-ı Rahmaniyet ve Rezzadiyet ve Rahimiyet ve Kerimiyet sofralarını sererek ziyafetler vermekle ve Zahir ismini meyveleri, çiçekleri, taamları sayısınca insanları da zikredip metusana eder. Gündüz gibi bir de soruşat artık hakikatini göstermiş. Ulaşmak ağacının batını ise hadsiz vesava gelmez muntazam makineleri, demirdanlı fabrikaları, kemal-i kalbin kızanını işlettiren öyle bir gazdan ve tezgahtır ki bir dirhemden bin baktan tahımları pişirir, açları içtirir.
öyle bir mizan ve dikkat ister ki zerre kadar tesadüfün karışmasına bir yer bırakmıyor. Kuvvet Bahs'ın ismini zeminin iç yüzüyle 100 bin diye tesbeden bazı melaki gibi 100 bin tazlarla iladır, ispat eder. Okuyacağım şey. Hem arz, senevi hayatı haysiyetiyle bir ağaç olduğu ve o dört isim içinde hafiziyeti ve onunla haşir kapısına bir anahtar yaptığı gibi aynen öyle de dehri ve dünya hayatı cihetiyle yine meyver ve ahiret pazarına gönderilen bir muntazam ağaçtır. Ve o dört isme öyle bir mazhar, bir ayna ve ahirete giden bir yol açar ki genişliğini ihataya ve tabir hakkımız kafi gelmiyor. Yalnız bu kadar deriz. Nasıl ki bir saatin saniyeleri ve dakikaları ve saatleri ve günleri sayan haftalık saatin milleri birbirine benzer, birbirini ispat eder. Saniyelerin hareketini gören, sahip takların hareketlerini tasdik etmeye mecbur olur. Aynen öyle de semavat ve arzın Halik-i Zülcelal'in bir saat-i ekber olan bu dünyanın saniyelerini sayan günler ve dakikalarını hesap eden seneler ve saatlerini gösteren asırlar ve günlerini bildiren devirler birbirine benzer, birbirini ispat eder. Ve bu gecenin sabahı ve bu kışın baharı katliyetinde fani dünyanın karanlıklı kışının baki bir baharı ve sermediği bir sabahı geleceğini hadsiz emarelerle haber verir diye Hafiz ismiyle Hüvel evvelü vel ahiru vel zahiru vel batın isimleri biz Halik'imizden sorduğumuz haşir meselesine mezkür hakikatle cevap veriyorlar. Hem madem gözümüzde görüyoruz ve aklımızda anlıyoruz ki insan şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi. Burada düşünüyor muyum? En böyle şey insan tarzı bu başvurası. Meyvesasında insan neymiş? Onu kaldırıyor. Devam, doğru dinleyelim. Hem madem gözümüzde görüyoruz ve aklımızda anlıyoruz ki insan şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi ve hakikati Muhammed-i Aleyhisselatü Vesselam cihetiyle çekirdek aslisi ve kainat Kur'an'ının ayet-i kübrası ve ism-i azamı taşıyan ayet-i kürsüsi ve kainat sarayının en mükerrem misafiri ve o saraydaki sair sekenelerde tasarrufa mezun en faal memuru. Ağaçları biçiyor, taşları yakıp beğeniyor, kiler çapıyor. Beyazları ile hayvanları ile ne düşünüyorsunuz? Ve kainat sarayının en mükerrem misafiri ve o saraydaki sahil sekerelerde tasarrufa mezun en faal memuru. Ve kainat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde ve tarlasında varidat ve sarfiyatına ve zerre ekilmesine nezarete memur ve güzel fenler ve binler sanatlarla teçhiz edilmiş en gürültülü ve mesuliyetli nazırı. Ve kainat ülkesinin arz memleketinde padişah-ı ezel ve ebedin gayet dikkat altında bir müfettişi, bir nevi halife-i arzı ve cüz'i ve külli harekat kaydedilen bir mutasarrıfı ve sema ve arz ve cibalin kaldırmasından çekildikleri emanet-i kübrayı omzuna alan ve önüne iki acip yol açılan bir yolda ziya hayatın en bedbahtı ve diğerinde en bahtiyarı çok geniş bir ubudiyetle mükellef bir abd-i külli ve kainat sultanının ism-i azamına mazhar ve bütün esmasına en cami bir aynesi ve hitabat subhaniyesine ve konuşmalarına en anlayışlı bir muhataba hası ve kainatın zihayatları içinde en ziyade ihtiyaçlısı ve hadsiz fakriyle ve arzıyla beraber hadsiz maksatları ve arzuları ve nihayetsiz düşmanları ve onu inciten zararlı şeyleri bulunan bir biçare zihayatı ve istidatça en zengini